Herkes merak etse ben kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir videoda karşınızdayım. Bugün Warframe Void Trader, Void takasçısı, Baro Kitier, ne demek istersiniz artık? Yani Baro Kitier geldi, Void Trader geldi ve bugün değil aslında 24 Şubat 2017 tarihi adlı video oluyor bu. O vakit geldi. 26 Şubat 2017 saat 8 ya da 8-9 akşamı gibi de gidecek. Arkadaşlar PlayStation platformunda çekmeyi düşündüm. Girdim platforma, baktım ki PlayStation oyuncular için söylüyorum bunu. Diğer video, yani önceki 2 hafta önceki bilgisayara gelen ödüllerin aynısı şu an PlayStation'da. Sadece ekstra olarak Greener üçlüsü, Zanuka Hunter ve Stalker ışığı var. Yani çağırma ışığı. Onlar var ayrıca. Eğer neler geldiğini merak ediyorsa PlayStation oyuncu arkadaşlarımız girmeden önce gidip önceki haftanın videosunu playlistten alabilir. 2 hafta önce oradan izleyebilir ve dünyadaki Stattra Relay'de olması lazım. Aynen, dünyadaki Stattra Relay'de PlayStation. Bilgisayarda ise Satürn'deki Kronia Relay'de, bilgisayar oyuncuları için söylüyorum. Artık buradan sonrası bilgisayar oyuncuları için konuşulacak. Şuradaki hemen Ducati şeyinden Ducati'niz yapabilirsiniz ve Baro Kitier, ben geldim. Tamam, başlayalım. Inarus'un kumları var arkadaşlar. Primate Bane of Corpus. Korpuslara fazladan hasar vermenin Primate modu. Bence gerekli değil arkadaşlar. Bir şöyle bir yapalım. Primate Bane of Greener'a fazladan hasar verme var. Primate Bane of Infested var. Primate Morphic Transformer. Archwing yetenek gücü. Yani arkadaşlar almasanız da olur diyeceğim ama artık daha çok Archwing üzerine yönelmeye başladılar adminler. Yani Archwing için de lazım olacak bu. Eğer bu tüm gerekli şeylerinizi aldıysanız ve fazladan Ducat ve paranız birikmiş ise bunu alın ki ben alacağım. Çünkü Archwing üzerine yoğunlaşacaklar daha çok ve benim tahminlerim de genellikle doğru çıkıyor. Walker Prime, Banshee Prime falan her şeyi lore konusunu tahmin ettim hep. Yarı yarıya hepsi doğru çıktı ve biliyorsunuz Second Dream ve şey bitirenler için söylüyorum bunu. Bazılarınız bilmiyordunuz mu Hanhov'u? Hanhov, bu Sentient'ların lideri Hanhov'un Archwing görevi, suikast görevini getirmeyi düşünüyorlar bence. Zaten başka bir arkadaşın videosunu izleyerek öğrendim bunu. Bu yüzden ne olur ne olmaz biz Archwing'leri sağlama alalım ki ne kadar çoğumuz da sevmesek Archwing'de oynamayı yine de alabilirsiniz yani. Gereksiz değil, orta bir şey. Bunlar aslında bence gereksiz yani şimdilik. Şimdilik gereksiz. Çoğu silah ya da şeyde istilacı daha fazla vurma, korpusları daha fazla vurma falan da mod takmıyoruz. Bunları alacaksınız da üçünü de alın. Çünkü yani tek bir silah tek bir düşmanlar için hazırlamıyorsunuz sonuçta. Ama şöyle bir şey olur. Her oyun girişinizde gireceğiniz görev istilacı mı falan hep onları korpus falan onları değiştirmek zorunda kalırsınız. Kötü olur. Ki bu build'lerde bunları kullanan Primate olsun olmasın normalini kullanan da fazla görmüyorum ben. Zaten o kadar da gerekli bir şey değil açıkçası. 3 günlük XP artıcı Affinity Booster, yani bu sizin silahlarınızın Warframe'inizi ve karakterinizin yani çarınızda siz level kasarken gelen seviye Affinity. Bu mesela bonus, daha fazla bonus almamı sağlıyor. Böylelikle bir maça girdiğim zaman 20 level olacakken 30 level oluyorum. 4 roundda. Bir roundda mesela 5 seviye veriyorsa 10 seviye ya da 12 seviye falan tarzında verebiliyor. Tam nasıl, ne kadar kat, 2 kat mı 3 kat mı tam hatırlamıyorum ama. Sonra Keter Kubrov zırhımız var arkadaşlar. Bunu da geçen vakitlerde getirmiştim. Gördüğünüz gibi sadece boyunluk bir Baroki'nin şeyi, üçgeni ve kafasında bu üçgende kapatmış Kubrov'un. Açıkçası bence güzel gözükmüyor ki ben gereksiz de olduğunu düşünüp almayacağım. Ha, şurada bir de ayaklığı var. Şimdi şöyle bir şey var. Bu da bug olarak tam olarak gözükmüyor. Bu ayaklıklar ayağa takılı. Burada zaten yana kaymış biraz, gördüğünüz üzere şöyle bir simetri hastalığı olanlar küfür edecek buna. Yani burada tam takılmamış, yani hatası var. Burada tam hatalı şekilde olduğunu görüyorsunuz. O yüzden bunun burada olduğunu düşünmeyin. Bu ayaklarda, bu ortada ortalanmış, bu da
düzgün bir şekilde boğazına girmemiş şekilde. Boğazın etrafında tasma olarak. Evet, bu da Barakitir'in Kiter Kubrov Kubrov zırhı. Kubrov Kubrov zırhı ne lan? Neyse. Kiter Arov derisi var ki bu bende var. Sizin kullan, bu tek kullanışlı değil oyunlarda, mesela hani vardı ya sevgililer gün için olan tek kullanışlı olan, o değil arkadaşlar. Bildiğimiz yay, ok, skin'i bir istediğiniz herhangi bir Paris olsun, Paris Prime olsun, Cernos olsun, Mutalis Cernos olsun, hiç fark etmez. Bir şeye, yaya takabilirsiniz eklentiler kısmından ve attığınız yaylarda bunu atarsınız. Ki bunun orta, ucunda şey de var diye hatırlıyorum. O değil mi yoksa bu? O değil herhalde. Neyse. Kiter Diax Siyandana. Arkadaşlar açıkçası ben Barakitir'in Siyandana'sını sevmiyorum ama normali bende var. Kiter Diax'da şuraları da biraz daha diğer renk kombinasyonları olan adamlar resmen bize farklı farklı boyayıp pişirip ortaya yine aynı şeyi koyuyor. Isıtıp ısıtıp bir şeyi yeniden yiyoruz. Yemeği. O tarzda açıklama yapabiliriz, yani benzetme yapabiliriz. Arkadaşlar Prova Vandal'ımız var. Prova Vandal yani hoş bir silah. Alabilirsiniz isterseniz. Vandal Prova normali bunun. Korpusların elindeki yakın dürüst silah. Yani korpusların zaten burada, evet. Yok. Yok mu? Prova normal korpusların elindeki olan şey ve Vandal'la birlikte Lotus damgasıyla bulunmuş. Zaten Vandal'da Lotus'un silahları oluyor. Şu anlamda mesela bir korpus silahı var. Vandal oluyor. Korpus'tan alınmış ve tenolaştırılmış, Lotus'laştırılmış anlamına geliyor. Yani exclusive bir silah, özel bir silah. Alıp platinum karşılığında vakti gelmeyen birilerini satabilirsiniz. Arkadaşlarınıza ya da herhangi birisine trade'den atabilirsiniz ya da kendiniz kullanabilirsiniz. İleride bunun da build'i gelecek. Ben aldım, daha yeni aldım. Bunun da bir formalayıp birkaç tane build deneyebiliriz üzerinde. Nexus Fur Pattern. Bu da kubrovlarınız için böyle bir çizgimsi güzel bir kubrov gün tüy yapısı. Bunu ben sevdim arkadaşlar, güzel bence ama fazla bir getirisi olmayacak. Yani bu bir kozmetik, görünüz hitap ediyorsa alın, hitap etmiyorsa almayın. Çünkü sonuçta bu bir kozmetik arkadaşlar. Sonra Corrupted Bombard Spectre. Açıkçası bu pek lazım değil. Almanıza hiç gerek yok. Ama ben nedense aldım, merak ettim. Bir bakacağım. Yapacağım, bir bakacağım. Yani bombard güçlüdür. Yine de bir bakacağım ben o vasıtayla. Yani adamlar bir şey bulamamış. Resmen bunu yapıştıralım diye şey etmişler. Yine de ben bunu gördüğümde bayağı bir şaşırdım. Primate Syro, Round Syro arkadaşlar, bu da kesinlikle almanızı önerdiğim bir mod. Bunu alın, bu lazım. İleriki build'lerde falan kesinlikle lazım olacak size. Bunu alabilirsiniz arkadaşlar, bunun hiçbir sıkıntısı yok. Yani gereksiz bir şey değil. Evet arkadaşlar, Prime diyorum. Warframe, Barakitir'den bu videoda bu kadar. Diğer videolarda da görüşmek üzere ve son olarak söyleyeceğim olan 28-27'sinde Banshee Prime geliyor. O zamanlarda Banshee Prime için farmlamayı unutmayın. Relikler, yani sendikalarınızla puan kasıp da relik paketi alırsınız. Onun reliği çıkabilir belki. Banshee Prime, Ufona Prime, Helios Prime geliyor. Onların hepsini yapacağım ben. Ve yaptıktan sonra da incelemesi, build videosu gelecek arkadaşlar. Ben bazıları gibi hemen direkt platinumu yatırıp almıyorum. Arkadaşlarımla birlikte yapıyoruz. Eğer sizde böyle farmlayacağımız vakit bizim fazladan boşluğumuz olursa size Discord'da, bizim Discord kanalımıza misafir olarak alırız ve sizi de farmlara alabiliriz. Hangi klanından olursanız olun. Neyse, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz like atabilirsiniz. Yorumlarda herhangi bir görüşünüzü belirtebilirsiniz. Başka videoda görüşmek üzere. Diğer videolarımı göz atmayı unutmayın. Kanalıma abone olarak da bana destek olup beni takip edebilirsiniz. Başka videoda görüşmek üzere yeniden. Ve hoşça kalın arkadaşlar.